Herkese merhabalar. Kırık Hayatlar, Servet-i Fünun dönemi romanlarının üçüncüsüdür. Bu romanın tefrikası yarım kalmış ve 1924 yılında kitap olarak yayımlanmıştır. Bu romanın en önemli farkı sade bir anlatım ve geliştirilen toplumsal bakış açısıdır. Toplum içindeki yozlaşmış insanların yaşadıkları yasak aşklarla yok olan ailelerin anlatıldığı güzel bir örnek roman olmasıyla önemli görülen bir eserdir. Romanın karakterleri Ömer Beyç, kültürlü, bir şeyler öğrenme arzusuyla yanan, idealist olmayan bir kişidir. Vedide, ailesi için her şeyini feda edebilecek kültürlü, iyi yetişmiş bir annedir. Bekir Servet, hayatı günü gününe yaşayan, kadınlara gereken değeri vermeyen, çapkın bir İstanbul beyefendisidir. Nehir, minyon tipli, karşısındakini kendine bağlamayı çok iyi başaran, güzel fakat Türk aile toplumuna aykırı bir yaşantısı olan bir genç kızdır. Nebile, kardeşine göre biraz daha şişman olan ve kardeşi kadar etkileyici olmayan, yaşantısı kardeşi gibi olan bir genç kızdır. Ömer Beyç yıllardır hayalindeki eve nihayet kavuşmuştu. Yatılı okulda okuduğu yıllarda hayal ettiği sıcak yuvasına kavuşmak için çok beklemişti. Bugün onun için en büyük hayaline kavuştuğu gündü. Ömer Beyç ailesiyle bu evde birlikte yaşamaya başlarlar. Şu evin güzelliğine bakın. Evladım, seninle gurur duyuyorum. Ömer Beyç bir doktordur. Ailesi onu siyasal okuyup önemli bir memur olarak devlet dairesinde çalışmasını istiyordu. Böylece onun hayatını kurtaracağını düşünüyorlardı. Fakat o ailesinden gizli olarak tıbbiyenin sınavlarına girer ve kazandığı gün gelir ailesine haber verir. Bundan sonra ailesi de onun seçimini kabul etmek zorunda kalır. Babacım, girdiğim sınavın sonuçları açıklanmış. Tıbbiyeyi kazanmışım. Ne diyorsun evladım? Sen maliyeci olup devlet dairesinde çalışmayacak mıydın? Ben tıbbiye sınavına girmiştim sizden habersiz. Eh bey, sen de. Bak, çocuk doktor olacakmış. Artık biz de ona destek olalım, değil mi? Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Okulda çok başarılı bir öğrencidir. Geçmişinden gelen eziklikten dolayı pek sosyal bir insan değildir. Arkadaşları onu inek diye nitelendirir. Onu sosyal etkinliklere katılmaya ikna edebilen tek kişi vardır. O da arkadaşların tabiriyle Piç Bekir'dir. Lan oğlum, kalk biraz şuradan. İnek gibi çalış çalış nereye kadar? Bak, akşam kulübe gidip eğleneceğiz. Sen de geliyorsun ha. Ama neyse, tamam, bu seferlik gelirim. Okulun son senesinde Ömer Beyç babasını kaybeder. Okul bittikten sonra Fransa'ya master yapmaya gider. Buradayken annesini kaybeder. Ona artık sahip çıkacak kimse yoktur. Fransa'da fakirlik içinde zorlukla eğitimini devam ettirir. Nihayet Fransa'daki eğitimini bitirip İstanbul'a geri döner. Halası artık onun evlenmesi gerektiğini düşünür ve onun için Vedide'yi istemeye giderler. Ömer Bey, hiç evladım, anneni babanı kaybettikten sonra biz bize kaldık. Sen benim evladımsın. Artık yaşın geldi. Vedide diye bir kız var. Temiz ve zengin bir ailenin güzel bir kızı. Sen de istedikten sonra evlenip yuvanızı kurmanı isterim evladım. Halacığım, sen nasıl münasip gördüysen öyle olsun. Vedide, seni ilk gördüğüm an sana vuruldum. Seni çok seviyorum. Ben de seni bir ömür boyu seveceğim. Ömer Beyç evinin bir bölümünü de muayenehane olarak da kullanmaktadır. Burada birçok zengin hastalarını tedavi etmesinin yanında da fakir hastaları da ücretsiz tedavi etmektedir. Bu mutlu günlerinde karısı ile birlikte etraflarındaki kötü olayları düşünüp bu olayların kendi ailelerinin başına gelmemesi için dua etmektedirler.
Ömer Bey hiç bir gün yolda eski arkadaşına rastlar. Bu doktor arkadaşı İstanbul Sosyetesi'nde çapkınlıkları ile ünlü ve bundan büyük gurur duyan bir şahıstır. Tabii ki bu Piç Bekir'den başkası değildir. Karşılaştıkları günden itibaren Bekir Servet ile sık sık görüşmeye başlarlar. Bekir ona hovardalıklarını anlattıkça Ömer Bey hiç ona çok acımaktadır. Hey Ömer Bey hiç. Ne haber lan oğlum? Ne zamandır görüşemedik? Ya öyle oldu. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Vallahi ben aynı bildiğin gibiyim. Sosyetenin en hızlı çapkınıyım. Sen beni bırak. Sen neler yapıyorsun onu anlat bana. Okul bitti. Hayalimdeki eve kavuştum biliyorsun. Ve evlendim. Artık sık sık görüşürüz oğlum bak tamam mı ha? Bekir Servet İstanbul'da zenginliği ile tanınan bir ailenin uçarı ve çapkın kızı olan Nebile ile aşk yaşamaktadır. Bir gün Bekir Servet Ömer Bey içe bir hastasını bakması için daha doğrusu ondan görüş almak için rica eder. Gittikleri ev Nebile'nin evidir. Nebile rahat tavırları ile Ömer Bey için oldukça şaşırtmıştır. Bekir Servet ile Nebile onun karşısında aşk oyunları yapmaktan geri kalmamışlardır. Ömer Bey hiç sana bir şey danışmam lazım. Benim bir hastam var. Senin de onu görüp bana fikir vermen gerek. Ne dersin? Tabii ki. Elinden geleni yaparım Bekir. Tamamdır. Hadi gidelim o zaman. Ne haber canım? Bak bu doktor arkadaşım Ömer Bey hiç. Hoş geldin Ömer Bey hiç. Ben Nebile. Şu çapkının kız arkadaşıyım. Hoş bulduk Nebile Hanım. Tanıştığıma memnun oldum. Hadi canım çekinme geç şöyle. İşleri bitip çıkarken Nebile'nin küçük kardeşi Nehir ortaya çıkar. Ömer Bey hiç onu görür görmez içinde fırtınalar kopar. Eve geldiğinde hala onu düşünmektedir. Bir süre sonra Nehir hasta olduğu bahanesiyle Ömer Bey için eve çağırır. Kontrol sırasında çok yakınlaşırlar ve Nehir'i vücuduna dokunan Ömer Bey hiç ona daha da vurulur. Kız ona bir adres verir ve orada buluşmalarında her şeyin daha farklı olacağını söyler. Böylece yasaklı aşk başlar. Hey yakışıklı sen de kimsin? Ne yapıyorsun burada? Hanımefendi benim adım Ömer Bey hiç. Buraya bir hasta için gelmiştim. Siz kimsiniz peki? Benim adım Nehir. Nebile'nin kız kardeşiyim. Az kalsın çarpıyordunuz bana. Onu bilmem ama çarpıldım orası kesin. Aslında ben de biraz hastayım biliyor musun? Yarın sana vereceğim adrese gelip beni muayene eder misin? Tabii ki muayene ederim. Ben bir doktorum. Tamam o zaman. Yarın görüşürüz Ömer Bey hiç. Bu nasıl bir şey Allah'ım? Aklımdan çıkmıyor bu kız. Adeta vuruldum ona. Neyiniz var Nehir Hanım? Yani hastalığınız nedir? Anlatır mısınız? Ah doktor bey, kalbim. Seni gördüğüm andan beri küt küt çok fena çarpıyor. Kara bulutlar ailenin başındadır. Ömer Bey için iki kızı vardır. Küçük olan kızlarının eski bir hastalığı tekrar başlar. Çocuk günden güne erir ve doktorlar bir çare bulamazlar. Ömer Bey için yasak aşk cephesi de kötü geçmektedir. Nehir zengin biri ile evlenme hazırlıklarına başlar. Fakat ilişkileri hala sürmektedir. Bu kötü olaylar Ömer Bey için harap eder. Nehir'in etkisiyle ailesini, hatta hasta kızını ihmal eder. Karısı ise bu yasak aşktan haberdar olmuştur bile. Aynı evde iki yabancı gibidirler. Dede, neyin var, ne oldu?
Uzun zaman sonra neyim olduğunu soruyorsun Ömer Bey hiç. Çocuklarımız ve benimle o kadar ilgisizsin ki. Ben sana ne diyebilirim, ne bekliyorsun? Yasak aşk dedikodularında iyice ayyuka çıktı. Küçük kızımızın eski hastalığı tekrar etti. Çocuk gözümün önünde eriyip gitti. Affet beni Vedide. Çok utanıyorum senden ve çocuklarımdan. Küçük kızları kısa süre sonra vefat eder. Vedide iyice kendi iç alemine dalar. Tüm gün odasına çekilip namaz kılıp Kur'an okumaya başlar. Bu sırada Nehir de evlenmiş fakat yasak aşkını hala sürdürmek istemektedir. Ömer Bey hiç onun her teklifini geri çevirir. Nehir'in son mesajında onu son defa olarak görmek istediği yazmaktadır. Ömer Bey hiç bunu kabul eder. Fakat onu görünce tekrar bu ilişkinin başlamasından da korkmaktadır. Tam Nehir'in yalısına giderken karar değiştirip kızının mezarına gider. Yaptığı her şeye pişman olur ve mezarın başında saatlerce ağlar. Çok pişmanım, çok. Canım Bedir'e, seni çok üzdüm. Affet beni. Benim yüzümden saçların bile bembeyaz olmuş.